Merhabalar Babatörik izleyicileri. 5 Kasım günü Şampiyonlar Ligi B grubu 4. maçında Juventus Real Madrid'i ağırlayacak evinde. Şimdi iki takım açısından bu maça bakacak olursak öncelikle Juventus şu an Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ve hani son hafta Galatasaray maçına gelmeden önce yani bu 2 haftada bu hafta ve hafta oynayacak Kopenhag maçında hani bu farkı kapatması açısından bu maçı kazanması gerekiyor. Hani diğer takdirlerde son hafta beraberlik Galatasaray'a yetiyor durumda olacak içeride İstanbul'da. O nedenle hani Juventus'un bu maçtan 3 puan alması çok önemli. Yani yenilmesiyle beraberlik arasında açıkçası onlar arasında çok büyük farklar yok. Hani Galatasaray Real Madrid'e bir sürpriz yapmadığı sürece mağlubiyet veya beraberlik arasında bir fark yok. O yüzden mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak bence Juventus bu maça. Real Madrid'in de hani bu maçı kazanıp grup liderliğini garantileme gibi bir durum var. Eğer Real Madrid bu grup maçını kazanırsa grup liderliğini garantileyecek ama yine Real Madrid'in çok fazla atak bir top oynayacağını düşünmüyorum. Hani içerideki maç kadar saldıracağına inanmıyorum. O yüzden bu maçta bence bahis yapmak zor olacaktır. Hani Real Madrid savunma yapıp kontraya çok iyi çıkan bir takım. Juventus hani saldırırsa eğer Real Madrid'e, Real Madrid bunu çok iyi cezalandırabilir. Galatasaray'ı 2 senedir çok iyi cezalandırdılar zaten, gördük. O yüzden hani bence bir maç sonu bahsi yapmak riskli. Maçın içindeki ilk golün dakikası maçın sonucunu ben çok etkileyeceğine inanıyorum. O yüzden bence bir gol var bahsi en mantıklısı. Bu maçın golsüz geçeceğini tahmin etmiyorum. Yani Juventus'un saldıracak olması ve Real Madrid'in de yedikten sonra hani yerse eğer saldıracak olması bu maçta bence iki ekibin de golü bulacağını gösteriyor. O yüzden en mantıklı bahis bu maçta karşılıklı gol var bahsi gibi.